Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli aziz seyirciler. Her şeyden önce saygı selamlarımız tüm seyircilere, özellikle programımızı izleyenlere. Bugün yine de Allah'ın izniyle Kerkük'ün güzel havasından, Türkmeniyeli mutfağından hep sizinle birlikteyiz inşallah devamlı. Gelelim bugün menümüze Bismillahirrahmanirrahim adıyla başlayalım. Bugün menümüzde her zamanki gibi 4 çeşit yemeğimiz var. Tabii ki kışlar kapı açtı, havalar çok soğudu. Biz de her zaman soframıza dikkat etmemiz lazım. Bugün sizler için fırında, tepside bir kebap yapacağız, köfte. Yani o yöntemde yaparsanız artık hiç bırakmazsınız. Güzel soslu, tabii ki gene de patlıcan, közlü patlıcan şeyi de yaparız inşallah. İkinci tarifimiz ise inanmıyorum kimse bu çorbanı yapıp. Közlenmiş kırmızı biber. Bildiğime göre çok insanlar evine kırmızı biber giritmez. Kırmızı biber, tatlı biberi közlerse oz güzel bir çorba yaparsınız. O inşallah indi bizimle birlikte dikkat oz çekse ne türlü yaparız sizler de yaparsınız. Onun yanında bir kahvamız var, Arap kahvası. O da kahvadı kakaoyla. Bir az kakao koyarız içine tadını tam değiştirsin. Ve bir daha tatlandırma için hurma, 5 tane, 3 tane hurma sizin tercihinize kalın. Gelelim son tarifimize. Son tarifimiz de değişik bir kekti. O keki inşallah sizler de birinci seferde inanmıyorum kimse yapıp, bunu da bu yöntemde siz de benimle yaparsınız. Gelelim hangi iş zaman alır? Önceden ona başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim adıyla başlayalım. Önceden köftemizi hazırlayalım. Ocağımızın altını açalım. Burada tavamızı ateş üzerine aldık. Hazırladığımız köftenin tabanına ne ilave edeceğiz? Onu hazır, sosunu hazırlayacağız. Burada bir bardak sıvı yağımız var. İster zeytinyağı, biz zaten zeytinyağı kullandık. Çünkü zeytinyağı daha faydalıdır. O bize diyebilmeyiz, herkes zeytinyağı biraz pahalıdır. Herkes durumuna göre edebili hazırlasın. Burada gördüğünüz gibi patlıcanı közledik, kabuğunu soyduk. Geçen programda nece yaptık? Onun gibi. Güzel patlıcanımız hazır oldu. Bunu geldik. Önceden patlıcanı almadan önce burada salçamız var. Salçanı aldık güzelce. Biraz kokusu çıksın. Salçanın her zaman kokusu çıkmadan yemeğin üzerine başka şey ilave etme. O neden? Çünkü salça kızardı, kokusu çıktı, o zaman güzel, lezzetli olur. Burada da sarımsağımız var. Burada da bir adet soğanımız var. Soğanı da çok fazla kızartmamak için salçayla birlikte aldık. Yani güzel. Soğanımız bir az yumuşasın. Orada da kiriş sarımsağımız var. Sarımsağı da ekleriz. Tabak, boş tabakları yanalak. Gördüğünüz gibi büyük tavaya aldık. Neden? Çünkü sosumuzun bayağı malzemesi var. Onları da güzel bir şekilde hazırlarız. Burada soğanımız yumuşayana kadar boş tabakları yanalak. Gelelim çorbamıza. Çorbamızın da ocağın altını açalım. Ocağımızın altını açtık. Tenceremizin tabanı biraz kalındı. Biraz ısınsın çünkü dediğimiz gibi zeytinyağı fazla sıcak olmaz. Sadece ısınır. Çünkü kızardıysa, sıcak olduysa o zaman herhangi bir faydası kalmaz. Burada iki kaşık da tereyağımız var. Dediğimiz gibi her zaman çorbalarda tereyağı çok önemlidir. Ama dediğimiz gibi sizlere zor edebilmeyiz. İstesağız margarin, istesağız evdeki herhangi yağı kullanırsanız o yağı kullanabilirsiniz. Bir taraftan tavada soğanla salçamız güzel bir şekilde kızartmaya devam ediyoruz. Gelelim çorbamız için. Tenceremiz tabii ki ısındı.
zeytinyağımızı ilave ettik. Her zaman daha tereyağı tek başına erimez. İster zeytinyağı, ister sıvı yağdan erimesi lazım. Tek başına hiçbir zaman erimez. Bunu da güzel bir şekilde tereyağımız erisin. Tereyağımız eridikten sonra burada çorbamız için gördüğünüz gibi unumuz var, salçamız var. Bir de biberimiz var, közlenmiş biber var. Közlenmiş biberi önceden hazırlayalım. Gördüğünüz gibi fırında sadece kabuğunu aldık. Küçük doğramaya gerek yok çünkü sonradan mikserle güzel bir şekilde ezer olsun. Çok güzeldi bu, faydalıdır da. Umarım ki sizler de hazırlarsınız. Sadece bu şekilde. Burada yağımız ısındı. Unumuzu ilave ederek, unumuzu da bir aşama kavururuz. Bir az, rengi döner dönmez. Kokusu çıkar çıkmaz. Dönmeği de önemli dergi. Burada geldik. Biberimizi ekleriz. Közlendiği biberi üzerine ekleriz. Tabii ki bu çorbanı tavsiye ederim. Çok güzel bir çorbadır. Hapızda yapın. Ateşini biraz kısak. Burada da soğanla salçamız güzel bir şekilde kızarmaya devam etti. Burada gördüğünüz gibi çorbamızın üstüne soğuk su ilave ederek. Neden? Çünkü topaklanmasın. Bu şekilde. Bunu güzelce karıştırırız. Sonra mikserden geçirdik. Güzel bir şekilde. Elimizde bir güzel çorba oldu. Tabii ki salçasını da ilave edek. Önceden unla da salçasını kavursak, biz biraz unuttuk. Çünkü yağımız sıcak oldu. Burada ateşin azalttık. Gelin köftemizin tabanına. Burada gördüğünüz gibi sarımsağımız var. Biz 4 diş, 2 dişini de köfte içi çevirdik. Bunu güzelce. Burada da közlenmiş patlıcan. Tabii ki kabuğunu aldıktan sonra güzel bir şekilde bunu daha güzelce kavururuz. Çok güzel kokusu var. Tavsiye ederim. Tam kış yemeğidir. Bu yöntemde hazırlasanız, her zaman bu şekilde hazırlasınız. Gelin. Gördüğünüz gibi salçasın, soğanın, sarımsağın, patlıcanın ilave ettik. Güzelce kavurduk. Burada tuzumuz var, karabiberimiz var. Burada karabiber de yedi bahar, tuz, karabiber de ilave. O baharat size de kalabilir. İster sevdiğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Şimdi burada iç tabağımız diyebilirik hazır oldu. Hafif bir ateşe ilave ederek geldik köftelerimize. Çorbanı tabii ki gördüğünüz gibi çorbanı, ununu, salçasını güzel tereyağıyla, zeytinyağıyla kavurduk. Sonrası közlenmiş biberi ekledik, soğuk suyunu ekledik. Gördüğünüz gibi hala kaynağa girmeyip çünkü topaklanmasın. Un olduğu için sıcak su koyarsak bu içindeki un topaklanır. Artık topaklandığı zaman açılmaz. Bunun da ateşini indirdik. Gelin köftemize. Köftemizi burada 500 gram kıymamız var. Tabii ki orta yağlı.
Güzel bir şekilde. İki diş sarımsağımız var. Burada salçamızı alalım. Gördüğünüz gibi sarımsak, bunda soğan yoktu çünkü tabağına soğan ilave ettik, soğan icap etmez. Burada bir domatesi rendeye vurmuşuk, suyunu almışık. Tabii ki suyundan da faydalandık. Neden? Çünkü kebabı yaptığımızda soğanın suyundan domatesin suyu, tabii ki gördüğünüz gibi soğanı da top şeklinde rendeye vurduktan sonra güzel bir şekilde sıktığımızın bunu da üzerine aldık. Burada tuzumuz var. Sanırsam tuzu biraz azdı. Tuzunu biraz daha ekleyelim. Çünkü yarısını sosa koyduk. Burada karabiber, bir de kebabımız var. Dediğimiz kimin her zaman baharat size kalır. Bizler acı severiz, var ise acı sevmez. O yüzden istersen öz yaptığına göre yapabilirsen. Bunları yanalak. Boş tabaklarımızı yanalak. Bu arada fırınımızı da açar, ısınsın. Tabii ki fırın da ısınması lazım. Kek kimin ki aynı anda açak özün ki fırına ilave eder. Çünkü bu sıcak olmak ister. Yukarı aşağı 180 derecede ısınması lazım. Burada gördüğünüz gibi neyimiz kaldı? Bunlar da üstü içidi. Sıvı yağı da ilave ederek üstüne kebabı yaptığımız zaman. Burada iki kaşık da unumuz var. Tabii ki malzemeler ne yazır? Tariflerde ona göre yaparsınız. Yani önemli değil ki biri önceden, biri sonradan ilave ettik. Çünkü yeteri ki aynı karşım olsun. Bunu bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim adıyla yoğururuz. Yoğurduğumuzda güzel keyfimize göre tabii ki köfteni ne kadar yoğursak o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Elimizden gelen kadar, çünkü bizim burada dediğimiz gibi zaman bir az kısık olduğu için her zaman bir yedek hazırlarız. Bunu sadece yoğururuz, bir iki tane yaparız size göstermek için. Bir çorbamıza bakak, elimizi yakıyor. Çorbamızda gördüğünüz gibi güzel güzel yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Çünkü hafif ateşte soğuk suda çok güzel oldu. Burada sosumuz da diyebilirik. Tamamen hazırlandı. Bunun da ateşini kapadık. Gelelim diğer işimize. Biraz tezgahımızı silelim. Tezgahımızı sildik. Güzelce gelelim kebabımıza. Kebabımızı tabii ki yuvarlarız tepsimize göre. Burada dediğim kimin domatesi sıktığımızda suyu, soğanın suyu, bir iki kaşık zeytinyağı ilave ederek biraz tuzdan birlikte. Biraz da tuz. Bu şekilde. Çünkü yaparken bunu suyundan yapmamız lazım. Bunu da iyice karıştırak. Domates suyu, soğanın suyu ve bir de zeytinyağı, bir az tuz. Bunu koyak. Köftemizi yoğurmaya devam edelim.
Dediğimiz gibi köftenin ne kadar yuvarlarsak o kadar güzel olur. Gel ağın tabağımızı getir ağın. Kameramandan da rica etsek buzdolabında köfteleri yuvarlamışız. Onu versin bize. Gördüğünüz gibi burada tabağına sosumuzu ilave ederiz. Tavsiye ederim. Çok güzel bir köfte olur. Bunu yayarız. Bu şekilde. Tabii ki bunun üstü içi de güzel bir hamur yaparız. O hamuru da üzerine örteriz. Köfteler piştikten sonra. İki aşama daha pişiririz uzun. Bismillah. Gördüğünüz gibi burada sosumuzu aldık. Bunlar da üstü için. Bir adet yumurtanın sarısıdır, çörek otudur, susamdır. Bir de iki kaşık sütçü. Bunu da hamur yaptığımızda üzerine ekleriz. Gel ağın köftemize. Bismillah. Köftemizden bu şekilde hazırlarız. Gördüğünüz gibi bir kebap kürdenden, çöp kürdenden bu şekilde aynen kebap yapar gibi bu şekilde yaparız. Gördüğünüz gibi beyik olduysa biraz küçüldürük. Bunu bu şekilde şunun üzerine yerleştiririk. Bir tek de yapak ki kalan hazırladığımızı, çünkü bu zaman al hepsini yapsak, kalan hazırladığımızı getirelim. Sadece bir çöpe, kalın çöpe ya da kebap şişine, siz bilirsiniz evde ne var ise onu ile biz kürdenle yaptık. Bunu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunu yanalağın. Burada kebabı hazırlamışız. Allah razı olsun, kameramanlar bize ulaştırdı. Bunu bu şekilde yerleştirdik. Gördüğünüz gibi bunlar çekim ki iyi görürsünüz. Bunları ne kadar elimizden gelir tavamızda yerleştirir. Biz göz ayarı yapmışız ama bazı uzun gelir, onun fazlasını aldık. Gördüğünüz gibi elimizden de itarık ki bu şekilde dursun. Ne kadar ağırsa tavamız o kadar. Gördüğünüz gibi çok iştahlı, güzel bir köftedir. Tavsiye ederim. Sizler de bu şekilde yapın. Bunların aralığın hepsini bir eşit şekilde yaparız. Gördüğünüz gibi şuraya kadar iki tanemiz kaldı. Onu da alalım. Tabii ki fırını da ısıtmışız. Fırınımızı aldık. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tavsiye ederim. İsteyen de tavuk etinden de yapabilir. Tavuk kıymasıyla yapabilirsiniz. Eldivanımızı çıkardık. Köftemizi fırına alalım, sıcak fırına alalım. Orta kısmına, sehpanın üzerine, orta kısmına 180 derecede en azından 25-30 dakika pişmesi lazım. Burada köftemizi hazırladık. Gel ağın çorbamızın da baharatı, biz tuzdan sadece karabiber ekledik. Dediğimiz kimin isteyen başka şey de ekleyebilir. Bunları da yanalım. Çorbamızı da bir iyice karıştırır. Şu şekilde. En hafif ateşe ilave ederiz ki güzelce pişsin.
Sonradan mikserden geçirdip biraz koyulaşsın. Bir bardak sütümüz var, sütümüzü de ekleriz. Gelin tezgahımızı biraz silahın. Bu da sütü de. Hamurumuzu yapalım. Bırak alalım. Bismillah. Önceden elimizi biraz yakayak. Burada gördüğünüz gibi bir kapalı tabak getirdik. Burada içinde kuru maya var, tuz var. Tuzu çok az oldu. Burada da gördüğünüz gibi iki kaşık sıvı yağ, ister zeytinyağı, bir kaşık da şeker. Unumuzu da alalım. Unumuz da 1,5 bardak civarında. Bu kadar. Suyumuzu da yanımıza ilave edelim. İlik su olsun. Bir saniye. Kavanozu nereye koyduk? Kaynar suyundan. Biraz soğuk su. İlik olsun diye. Çünkü suyumuz kaynardı. Şimdi bunun üzerine gördüğünüz gibi çok basit hamuru da onun ortasını havuz şeklinde açarız. Bir çimdik tuz, bir yemek kaşığı şeker, bir kaşık yemek kaşığı yoksa da bir paket kuru maya. Bunu bu şekilde karıştırırız. Sonradan suyu azar azar alır ki istediğimiz kıvamda olsun. Çünkü sadece üstünü örtmek için de çok fazla hamur yapmarız. Göz ayarı her zaman olsanız çok iyiydi. Çünkü göz ayarı daha iyiydi miktardan. Göz ayarını öğrenseniz güzel yaparsınız. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hamurumuz da hazır oldu. Gördü. Önceden sıvı yağını ilave etmeriz, yoksa zeytinyağısını en sonunda üzerine sürüp ondan sonra dinlendirdikten sonra güzelce iyi yoğururuz. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde hazır oldu. Elimizi de toparlayalım. Gördüğünüz gibi güzel bir hamurdu. Tavsiye ederim. Sizler de güzel bir şekilde yapın. Burada zeytinyağısını ilave edelim. Kapağını kapatalım, biraz bekleyelim. Köftemiz pişene kadar bekleriz. Boş tabakları yanalım. Şimdi gelelim başka işimize. Yine de eldivenlerimizi alalım. Elimizi kurudak ki eldivanı iyi girebilek. Bir daha çorbamıza bakak. Çorbamız çok güzel kıvamdaydı. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada sütünü ekleyebilek. Çünkü herhangi bir şey yoktu içinde bekleyek pişsin. Biber de közlenipti. Unu kavurduk, salçayı da kavurduk. Şimdi sütünü ekleriz. Çok bol vitaminli ve çok faydalı bir çorbadır. Tavsiye ederim sizler de yapın. Bu şekilde biraz da kaynasın. Hemen kapağını kapatıp mikserden geçirdim. İkram tabağını aldık. Şimdiden kokusu çok güzel geldi. Gelin kalan işimize. Bir eldiven girek. Bu sefer kekimizi yapak. Kekimizi en sonda yapak çünkü fırınımız tutuludur. Bir de fırın bir az soğuk olması lazım.
Çünkü her zaman demişim ki kek sıcak fırına ilave etmərik, koymarıq. Neden? Çünkü kekin çevresi kızarı pişer, seni aldadı sanki güzel köpmüş. Ondan sonra içi xəmir gibi kalır. Her zaman fırınımız soğuk olsa, fırın ısınınca kekin içi de pişer. Gelin tezgahımızı temizleyelim. Şimdi burada neyimiz kaldı? Kalan işlerimizi hazırlayalım. Xamirimizi yaptık. Çorbamız pişti. Burada üstüne xamirin üstüne ilave ederek onları hazırlayalım. Burada gördüğünüz gibi çörek otumuz var, susamımız var. Xamiri serdikten sonra üzerine seperik. Bir tarafta da bir yumurtanın sarısını alalım. Bir yumurtanın sarısını alalım. Gördüğünüz gibi. Onu da güzel bir şekilde hazırlarız. Sadece sarısın. Çünkü biz burada kek yapacağız. Bu bayazı da hasar etmiyoruz. Eğer geldiyse evde başka kek yaparsanız, kurabiye yaparsanız, yumurtanın bayazını hasar etmiyoruz. Bunu da güzel iki kaşık süt ekleriz. Gördüğünüz gibi. Bunu da yan tarafa koyarız ki xamirimiz bittikten sonra güzel fırça yardımıyla yağlarız. Çorbamızı kapadık. Zaten çok güzel kıvam oldu. Tam istediğimiz gibi. Biraz sonra mikserden vurup güzel bir şekilde ikram tabağına aldık. Tavsiye ederim bu çorbanı yapın. Gelelim kahvamızı. Kahvamız için tercihe göre kaldım. Ben burada ekstra hurmanı ilave ettim. Acı isteyen acı yapar. Tabii ki Arap kahvası dediğimizde her zaman acı olur. Ben bunu biraz hurma da evdeydi. Mesela kuruydu. Sıcak suda ıslattım özün. Bu şekilde. Bunu çok güzel olur. Tabii ki hurmayla da yapsanız, tabii özünüz bilirsiniz hurmanın ne kadar faydası var. Bak suyu kaldı. Suyundan bize fayda yok. Sadece hurması için hurmanı ısıttık, ıslattık suda, sıcak suda. Hatta ki güzel kovamazsın. Gelelim burada hafif ateşe. Çok hafif ateşte bunu güzelce eridir. Herhangi bir şey koymadan. Ki hurmalar tamamen sıvıya dönsün. Macun şeklinde olsun. Ondan sonra kalan malzemesi. Gördüğünüz gibi sürekli karıştırırız ki ezilsin. Yanmasın da, yansa da tadı güzel olmaz. Bu hurma tercihe kalı ama dediğimiz gibi çok faydalıdır ve çok da güzeldi. Gördüğünüz gibi hemen hamur şekline döndü belki gördüğünüzde. Xamir şeklindedir ki tamamen ıslattığımız için sıcak suda tamamen eridi, imşak oldu. Sıcak hafif ateşte da birdenbire hemen lokum gibi oldu. Bunu güzel tekrardan ocağın üzerine aldık. Bu sefer isparta ile kullanmalık. Gelin diğer işimize ocaktan alalım. Hurma suyunu yan tarafa koyak. İstesağız da çocuklara içirebilirsiniz. Çünkü çok lezzetlidir ve faydalıdır da. Çay yerine çocuklara tavsiye ederim. Çay vermeyin. Güzel bunu versağız. Çok güzel olur. Burada 4 bardakça kaynak su. Tabii ki kaynak suyumuz hazırdı. Bismillah. Biz göz ayarı ayarlamışız. Bu şekilde. Hem de suyumuzu bir daha ısıdaq. İhtiyacımız olur.
Güzel bir şekilde hazırladık. Gel ağın karşımına. 4 bardak sıcak su, gördüğünüz gibi buğu çıxırı. Burada 1 bardak acı kahvamız var. Bunu ilave ederek, ama bir bisavus kokusu ne kadar güzeldi. Hızlı eriyen kahve daha güzel olur. Burada da bir yemek kaşığı kakao. Zaten kakaonun hiç tadı olmaz ama kahvenin acılığını keser. Bir de güzel bir lezzet verir özüne. O yüzden kakao da ilave ettik. Bu sefer yaptığımız yemekleri kimse hiç yapmamış. İnşallah sizler de birinci olursunuz yapmakta. Bu şekilde karıştırdık. Burada neyimiz var? Karanfil. O da mismar diyorlar özüne. Bundan bir 5-6 tane atarız içine. Bir de safaranımız var. Safaran da bilirsiniz ne kadar faydası var. Bir çimdik de safaran ilave ederiz. Bunu güzelce karıştırırız. Bunu güzel ocağın üzerine alıp ondan sonra hafif ateşte piştikten sonra güzel sızıp ikram ederiz. Buranı da toparlayalım. Köftemize de bir bakalım. Boş tabaklarımızı yanalım. Çünkü bir şeyimiz kalmadı. Sadece kekimiz kaldı. O keki de şimdi yaparız sizler için. Şimdi hamurumuz bir yandan güzel güzel mayalansın. Çok da mayalanmaz. Sadece biraz kendini salsın. Çorbamızı kapattık. Kakaomuzu, kahvamızı ocağın üzerine aldık. Gel ağın fırınımıza. Fırında da güzel güzel çok güzel bir şekilde pişirir. Gördüğünüz gibi tamamen biraz pişsin, hamurunu yayarız, ondan sonra fırına alırız. Gel ağın kekimize, kekin hamurunu yoğurağın. Kekimiz çünkü zaman alır. Burada gördüğünüz gibi annesiyle balasını birden çıkarttık. İki tabak hazırlamamız lazım. Neden? Çünkü iki tabakta yapmak istemiyorum. Bunu çok insanlar bu tür yemekleri yaptıklarında veyahut kek yaptık, kurabiye yaptığında iki tabakta olsa onda ayarı kaçar. Biz ne yaparız? Bir tabakta yaparız özün. Ondan sonra fazlasını alır, kakaonu ilave ederiz. Gel ağam burada. Önceden çatal yardımıyla 180 gram, yani bir paketin 3 rübe'in veyahut dediğim birlik 3 kaşık. Bu oda sıcaklığında herhangi mikroya veyahut hamam suyu şey yaptığımızda, erittiğimizde o şekilde de olmaz. Sadece oda sıcaklığında. Gördüğünüz gibi bunu çatal yardımıyla güzelce önceden ezeriz. Hatta ki kalan işimizi yapalım. Bu zaten elden de ezeli, elden daha rahattı. Gördüğünüz gibi çok güzel eriyip. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Rahmetullah ve berekatü. Kimiyle görüşürüz? Sanırsam hattan düştü. Teşekkür ederiz ablamıza. İnşallah tekrardan muhavele edersen ses uyuşturur, istekude yerine getirir Allah'ın izniyle. Buradan saygı selamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz, adı da bilmedik. İnşallah gelecek sefer. Burada gördüğünüz gibi 3 kaşık margarini ilave ettik.
Burada aynen ölçtüğümüz bardaktan gördüğünüz gibi miktarı sakın kaçırmayın. Yani bir bardağı şekeri ayrı bardaktan, onu ayrı bardaktan ölçmek yok. Şimdi biz size göstermek için burada 4 bardak düzmüşük. Sen edebilirsen, aynen bu bardaktan şekeri ölçesen, bir tabaka koyasan, 2 bardak onu bir tabaka koyasan, biz sizlere göstermek için bu şekilde koyduk. Gördüğünüz gibi margarin, şekerden birlikte güzel bir şekilde hazırlarız. Her zaman şekerden yağın üzerine vanilyanı ekleriz. Burada da 2 adet yumurtamız var. Ağıydan, sarısıydan birlikte. Önceden yumurtanın beyazı kalmıştı ya, o da bir şey olmaz. Bunu da ilave ederiz. Bu şekilde. Dedik, her zaman bu yöntemi unutmayın. Yumurtanı bir kasada kırıp, çünkü yumurta bozuk olsa hemen yağın üzerine kırarsak biz bu malzemenin hepsini atmak zorunda kaldık. Yok neden? Bir az yorulduk, bir başka kasaya kırıp sonradan üzerine aldık. Bunlar da yanalak. Bir paket vanilyaydı gördüğünüz gibi, 3 kaşık margariniydi, 1 bardak şekeriydi, 2 adet yumurta. Zaten bizim bir az yumurta beyazı da var idi, onu da ekledik. Bunları güzelce yoğururuz. Gördüğünüz gibi 2 tabakta yapmaya gerek yok. Elden ne kadar elimizden gelir margarinini güzelce ezeriz. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo. Alo. Alo, buyurun. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kimiyle görüştün? Hacer. Hacer Hanım, hoş geldin programımıza. Buyurun. Hoş bulduk abla, ne desen? Sağ ol canım. Size iyi sazmen de iyiyim inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Buyurun Hacer. Abla. Bəli. Yapasam ben için ay çekeyim. Bəli. Yapasam ben için mahallabi. Mahallabi? Baştan gözlerine Hacer. Ne renk sevesen? Sarı mahallabi, bayaz. Kaster. Ne renk vardı? İnşallah gelecek programda Hacer'e hediye bir güzel mahallabi yaparız Allah'ın izniyle. Teşekkür ederiz Hacer'cığım programımıza katıldığı için. Sonsuz teşekkürlerimiz buradan. Öpşiciklerimiz sana Hacer, inşallah gelecek program bir şey olmazsa sen üç güzel bir mahallabi yaparız. Buradan gördüğünüz gibi eridi. Geldik burada 2 paket kabartma tozu. Çünkü bunun özelliği bu şekildeydi. 2 bardakta unumuz var. Bunu da tek tek aldık. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi elimizden gelen kadar güzelce yoğururuz. Bu aynen şimdi bir kurabiye hamuru gibi olur. Sonradan sıvısını ilave ederiz. Gördüğünüz gibi unumuzu 2 bardak unu ilave ettik. Birini önceden, birini sonradan. Bir de kahvemize bakalım. Kahvamız da güzel, hafif ateşte de kaynar. Yanmasın diye dedik. Çünkü bilirsiniz kahve biraz bırakınsa yan yanar yan coşar. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Selamu aleyküm Neş abla. Aleyküm selam canım. Kimiyle görüşürüm? Benim Sündüz. Ne desen Neş abla. Hayat sağ ol Sündüz Hanım. Size iyi sazmen de iyiyim inşallah. Buyurun Sündüz Hanım. Hayatım gözümüz açıldı. Rahim gördükten. Çoktan görmürdük seni. Gören gözümüz var olsun. Allah razı olsun Sündüz Hanım. Ben de sizlerin sesini duyuram. Çünkü her zaman kalbimdesiniz. Allah razı olsun. Hayatımsan, buyurun. Hayatımsan. Hayatım Neş abla. Valla hadi haz ettim. Selaşım seni. Uzan tebrik edin. Çoktan görmemişik seni. Çok sağ ol. Hayatım. Hayatım sağ ol. Elin var olsun bu yemekler var. Hayatım ol Neş abla. Çok severim seni. Hayatım, canım. Ben de sizleri severim. Ruhum, hayatım.
Hayatım, eli var memnun olsun, olduk. rıhım hayatım. Allah i̇nşallah razı olsun. Mekke'de, Kabe'de bir yerde, Hac'de bir yerde olur. İnşallah, inşallah, amin. Teşekkür ederim Sündüs Hanım'a, sonsuz teşekkürlerimiz. O kadar hayatım dedi, Allah sen de sağ etsin ruhum, hayatı var olsun. Biz her sene 3 ay sezona giririk, yani programlar durar, sadece burada dergi her yerde. İşte biz de o sezona girmiştik, inşallah indi sizlerle birlikte olur. Gördüğünüz gibi damla çikolata, ister yani biter olsun, ister çikolata olsun, ister de beyaz olsun. Biz bugün biter aldık. Biter biraz daha sağlıklıdır. Bunu bu şekilde hazırlarız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kek oldu. Şimdi bundan bir ağzım bura aldık. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu birinci kısmı oldu. Geldik buradaki kaşık kakaomuz var. Kakaoyu ilave ederek. Tabaklar bayağı yığıştıralım hamur olduğuna kaldırabilmiyorum. Bir de 3 rübe bardak ilık su. Zaten sıcaktı. Biraz da soğuk su getirek. İlik su. Neden elimiz alta koymadık? Çünkü ilik olsa soğuk olur. Sıcak olsa sıcak da koyabilmadık. İllahi ki ilik. Gördüğünüz gibi 3 var. 3 rübe bardak. Şimdi bunu kattıktan sonra güzel bir şekilde el divanımızda ekşerik. Güzel hazırlarız. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kek haline döner. Kek hamuru. Kuyuluğu kalmaz. Çünkü bu el yardımıyla olur. Başka şekilde hiç olmaz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kekti. Tavsiye ederim. İnanmam indiye kadar hiçbir yüz yapıpsız. Şimdi bu şekilde. İkisini de hazırladık. Gel ağın. El divanımızı çıkardık. Güzel tabaklarımızı yavaş yavaş alalım. Tezgahımızın üzerini temizleyelim. Ondan sonra kalan işimizi yapalım. Tezgahı da silelim. Gördüğünüz gibi çok basitti de ve çok hızlı da oldu. Hiçbir yorgunluğu yok. Elimizi de kurudağın, hatta ki el divanımızı girerim. Gördüğünüz gibi çorbamızın ateşini kapattık. Bir daha kakaomuza bakalım, kahvamıza. O da güzel bir şekilde hafif ateşte kaynar. Ondan sonra sızıp güzel ikram ederiz. El divanımızı girek, bir dönek. Bakalım kebabımız ne durumda, hatta hamurunu yapalım. Bunlar yanalak. Bakalım kebabımıza. Kebabımıza çok az kalıp pişsin. Hamuru hazırlayalım. Hamurunu hazırlayalım. Çünkü kebabı çıkardırız. Burada sosumuz da hazırdı. Bunu da alalım buraya. Bunları alalım buraya. Hamurumuza bakalım. Hamurumuzda güzel bir şekilde. Bir telefon bağlantısı var buyursun.
Buyurun. Selamünaleyküm. Siz de sana şahanım Eysan. Sağ ol canım. Size Eysan'ın de iyiyim inşallah. Kimiyle görüştüm? Dünya Nenesi. Dünya Nenesi. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Sağ var olsun. Çok her vakit bakarım sana. Mazebem Allah her yemek etmekler var. Hayatım sen. Sağ olasın. Biz de sizler hatırı için buradayız. Hayatım Dünya Nenesi. Dedim zahmet olmasa Burgul'dan Yarmanın çifti ederim. Allah'ım yani pazardan katmağını diyeydi o bana. Nece? Burgul'dan Yarman. Anda diğer girişten Burgul. He he. Onun da rikatın selamını katmağını. İnşallah indi açıklarım sağ ol. Hayatım. Askere diyenler bir bire, askere diyenler üçte bire. He işte bir de etse o iyi güzel geldi. Hiç sakıncası yok ama biraz burgulunu fazla koysa daha böyle gevşek olur yani diyebilirlik daha güzel olur. Çok yumuşak olur ha. Çok yumuşak olur. İnşallah indi açık. Ha bak anladım bana. Hayatım sağ inşallah indi anladırım sağ çürüm. Allah razı olsun beyden nasıl. Her vakit bakarık sana. Sağ ol canım. Allah razı olsun. Allah sizler de üstü gitmesin. Hayatım. Teşekkür ederek ablamıza sonsuz teşekkürlerimiz. Programımıza katıldığı için. Ablamızdır, ben köfte yaptım, içli köfte, yani kubba. Yaptığımda Burgul'dan yarımasını nece katım bilmiyorum. Ama her zaman mesela görseltiğimiz gibi, bu kasaydın diyeyim sana, bu indi bardak oyundadı. Bir kasa yarıma koyduysa, yani ciriş, bir bardak birübe Burgul koy, ince Burgul. O zaman çok gevşek olur, güzel olur, tavsiye ederim. İnşallah bu sefer yaptığı da diyarak afiyet olsun. Burada gel ağın, hamurumuzu açın. Gördüğünüz gibi bu şekilde bas tepsimizi kapsasın. Çünkü kebabımız pişti. Gördüğünüz gibi hamurumuz da çok güzel oldu. Çok kalın da etmer ekmek kimin. Hatta ki tepsimizi kapsasın. Tabii ki biz bir kekte yapmışız, onu hiç arkayınız. Bir gün işimiz bayağı çoktu. Bunu da biraz daha açak, hatta tabağımızı kapsasın. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bana geldi biraz daha açsam çünkü. Dur bakalım. Şuradan. Kebabımızı getirip, bismillah, çok güzel pişmiş gördüğünüz gibi, çok güzel tamamen kebap. Şimdi bunu, hamurunu bu şekilde, ikileri elimizde yanlı, sıcaktı biraz şeye de koyun. Daha açık, hatta orada çekelemeyek. Biraz çekek, çünkü kabı sıcaktı, çekelenin biri. Hamur açılı. Bu şekilde, biraz büyük etsek, tam kapsar özü. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapsadık. Bura biraz açıktı. Fazlalarıyla buranı kapattık. Hatta ki güzel pişsin. Gel ağın sosumuzu sürün. Yeri de ekşildiği için. Gördüğünüz gibi güzel güzel. Bir yumurtanın sarısıydı, iki kaşık sütü. Bunu da güzel yiyek. Burada susamımızı sepeğin.
Bir de çörek otumuz var. Çörek otu da bilirsiniz çok faydalıdır. Bunu da güzel bir şekilde. Bunu tekrardan fırına verelim. Bismillah. Altı ısı bir yanı zaten güzel kızarınca bekleriz. Gelin eşyamızı toparlayalım. Kekimizi hazırlayalım. Şimdi kekimizi de bu şekilde hazırlarız. Gördüğünüz gibi sparta yardımıyla yağlı kağıt sermişik. Bunu bu şekilde hazırlarız. Bu şekilde. Bunu ya sparta yardımıyla güzelce yayarız. Hapı yeri eşit olsun. Gördüğünüz gibi. Geldik. Bundan da güzel parçalar alıp bu şekilde. Hiç yuvarlamaya da gerek yok. Nece olsa ebele koyulu. Çünkü pişince çok güzel olur. Tavsiye ederim. Çok ya garip bir kekti. Değerli aziz seyirciler, bu şekilde devam ederiz. Üstüne de damla çikolata serpip fırına veririz. Kısa bir aramız geldi. Kısa bir aran ardından kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'ın izniyle. Değerli aziz seyirciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederiz Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi biber közlenmiş, biber kırmızı, biber çorbamız hazırdı. İnan ki o kadar güzel kokusu var ve lezzeti de güzeldi. Tavsiye ederim sizlere. Bir yanında kekimizi görseniz çok güzel oldu. İnşallah teker teker hepsini geçeriz. Bir bakalım köftemiz fırından oldu. Oo, bu da tam istediğimiz kimin olur? Bismillah. Bu da çok güzel. Tam istediğimiz kimin kızarıp. Ocağımızı kapadık. Kekimizi, köftemizi de bu şekilde tavsiye ederim. Sizler de yapın. İsterse havuzda açağın. Bismillah. Açağın bakarsınız içindeki köfteler ne güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi hem ekmeği çıtır çıtır, susamlı, güzel deri otlu, sıcak da o yüzden. Biraz da kesek, biraz çekmiyorum, kolay gelsin. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel, harika. Tavsiye ederim. Sizler de bu şekilde yapın. Bunu da ters çevirin. Hatta ki güzel görüntüsünü iyice görersiniz. Köfteni de dediğimiz kimin isteyen tavuk kıymasıyla da, tavuk göksüyle de yapabilir. Bu şekilde hazır oldu. Tam kışa özel bir kırmızı biber çorbası yaptık. İnan ki ikisi birbirinin yanında çok güzel oldu. Onun yanında ilk sefer yaptığımız kekimiz de değişik bir kekti. İnanmam hiçbir uzi yapıpsız. Bunu yapsanız çok memnun kalırsınız. Bu çok lezzetlidir de o çocuklar da sever. Bol çikolata alırdı. Çikolata sevenlere diğer afiyet olsun. Onun yanında da kıştı. Misafirler geldi. Gece saatinde oturursunuz. Öğrenciniz var kahve içmek ister. Güzel bir yöntemde de hurmalı bir kahve yapın. Kakaolu çok güzel olur. Tavsiye ederim. Değerli aziz seyirciler,
Umarım ki bir günün programı gevluza göre oldu. İnşallah her zaman biz sizlere hizmet etmek dayık Allah'ın izniyle. Biz de sizlerin sayesinde buradayız. Ne kadar sizden uzak olarsak kalplerimiz sizlere yakındı. Bir günün programı bu kadar. İnşallah gelecek hafta bir daha sizlerle buluşmak üzere. Güzel tariflerimizle, güzel menülerimizle ve bazı isteğimizle Hacer Hanım'ın da mahallabisini inşallah unutmayarak. Güzel yenge yöntemde bir güzel mahallabi yaparız o için Allah'ın izniyle. Değerli aziz seyirciler, zamanımız bitti. Sizlerden zaman geçirmek çok güzeldi. Burada diyarık hapuz Allah'a ısmarladık. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.